başka şey. Olmayacak başka bir şey daha size soru haline getirip sormuş olayım. Çünkü işte sokakta bir yere gittiğimizde hocam tanıyanlar soruyorlar. Hemen bir açılışta söylediğim konu aslında. Hemen etkisini görmek istiyoruz. Hocam şimdi diyor ki hocamın verdiği şeyi, bitkiyi kullandım. Geçmedi. Kaç gün oldu diyorum? 2 gün. Hocam bunun bir süresi var. Siz burada hep söylüyorsunuz. 1 ay, 2 ay, 15 gün, 3 gün. 2 günde, 3 günde ilaç etkisini göstermiyorken yani bitki nasıl göstersin? Bunun tabii altını bir daha şöyle bir çizmek. Yani bakın bu kürlerde hep ben bir kullanım süreci belirtiyorum. Bir de duraklamalar belirtiyorum. Hı hı. Bunlara uymak zorundasınız. Yani metabolizmayı yavaş 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 değiştiriyorsunuz. Mesela hekim 10 günlük, 15 günlük antibiyotik veriyor mübarek. Niye hepsini bir seferde yutmuyorsun? Değil mi? Demek ki zararlı, toksik etkili olabilir. Bunun için belli bir ölçüde, belli bir müddet bunu kullanacaksınız. Bu olayda böyle bir şey. Yani dolayısıyla genelde önermiş olduğum kürler 1 aydır. Ama mesela karaciğer yağlanması, haydi bakalım. Maydanozla limon bir araya gelip olmasaydı karaciğer yağlanmasını çözemezdin. Mucize ya, resmen bir mucize karaciğer yağlanmasında. İşte burada da 2 defa 15 uygulayacaklar. Eğer birinci derecede karaciğer yağlanması varsa 1-15 gün yeter sabah aç karnına. Ama ikinci, üçüncü derece karaciğer yağlanması varsa, yani lütfen bak bu karaciğer yağlanmasını ciddiye alın. Çok önemlidir. Tıp fakültesine giden her öğrenci bilir. İkinci derece ve yukarısı karaciğer yağlanmaları kalp krizi geçirme riskini yükseltiyor. Ve siroza dönüşme, fibroza dönüşme veya karaciğer kanserine dönüşme riski var. Karaciğer yağlanması olanlar sabahları yorgun kalkar. 8 saat uyur, gene de ben yorgunum der. Yani onun için lütfen doktora gidin. Bu karaciğer yağlanması var mı yok mu? Bunu şey yapın. Durduk yerde anlayamayız değil mi? Böyle evde oturuyorken. Yok işte otururken kolesterolün yükseldi. Nereden anlayacağım? Tabii mümkün. Değil mi? Ha, bazı parametreler var. Bunları ancak kan tahlilleriyle görebilirsiniz. Bunun teşhisini koyacak olan hekimdir. Bak burada karaciğer yağlanmasında Hüseyin, tekrar ediyorum. İnan ayda 7-8 tane görüyorum kan tahlili. Diyorum ki bak yanlış. Git bunu doktorunla konuş. ALT, AST değerleri var. Karaciğer enzimleri. Üst sınır işte diyor ki 10 ile 40 arasında olacak diyor. Bazı şeylerde, laboratuvarlarda 35, bazıları hatta 50 almış. Hadi biz 40 diyoruz. Yani böyle 5 ile 40 arasında diyor. ALT, AST çıkarsa normal. Ya bakıyorum anormal. Anormal olan ne? Normal aralığında olmasına rağmen aşırı derecede anormal. Eğer ALT enzimi AST'den yukarıda duruyorsa bilin ki karaciğer yağlanması. Ama normal aralıkta 32, şeyde 15 AST. Aman Allah'ım, 2 katından fazla yüksek. Kesin karaciğer yağlanması. Hem de en az 2. derece. Ultrasonla bakar belki görmeyebilir. Ultrason kesin değildir yani. Hiçbir şey %100 değildir. Adam biyopsi yaptım prostatına, tamam temizsin diyor. 15-16 parça almış. Garantisi yok Hüseyin. Birazcık sağından veya altından alsaydı adenokarsinomu görecekti. Temiz diyor, vatandaş seviniyor. Ondan bir yıl sonra gitti, metastaz yapmış diyorlar. Prostat kılıfının dışına çıkmış. Ha, burada hekimin bir suçu yok ki. Normal, rutin standartlarda bakmış. Alıyor, bakıyor. Yani ne yapacak? Komple prostatın içini sıyıracak hali yok herhalde, değil mi? 100 tane alırsa o zaman da
ne bileyim ben, başka komplikasyonlar çıkar. İşte burada Hüseyin, marifet normal aralıkta olmasına rağmen karaciğer yağlanması. Buna değerli izleyicilerimiz özellikle özen göstersinler. Karaciğer yağlandığı zaman basitçe düşünün. Bir yağ tabakası nedir o? Trigliserit işte. Onunla parenkim hücreleri ne oluyor? Kaplanıyor. Bu defa bak şimdi şekerli bir şey yedin değil mi? Şeker yedin. Glikoz. Evet. Ha, ne oluyor bu? Kana karışıyor. Fazla yukarıya çıktığı zaman kan şekeri metabolizman diyor ki bir dakika diyor. Bunu hemen karaciğere depolayacağım ben diyor. Karaciğer çünkü şeker yüksek. Kaslarda ağırlıklı olarak karaciğerde depolanır. Sonra bir miktar da kaslarda, kaslarımızda depolanır glikoz. Ama karaciğerin yağlıysa depolanamıyor. Az depolanıyor Hüseyin. Bu sefer efendim insülin direnci gelişmeye başladı diyorlar. Ha babam şimdi glikoz yükselince pankreas insülin üretiyor ya. Bu sefer insülini üretiyor. Düşmüyor şeker. Çünkü karaciğer yağlı. Ne yapayım? Efendim insülin direnci. Ha, onun için işte burada bir takım ilaçlar verilir. İşte adı G ile başlar, neyse içerisinde Fransa'nın F'si de var filan. Yani bu çözüm değil ki. Çözüm karaciğer yağlanmasını ortadan kaldırmak. İşte maydanoz limon olmasaydı Hüseyin, bunu söylemeye çalışıyorum. Ne bileyim lavanta olmasaydı, tere mesela, şu bildiğimiz taze tere, insanlar nasıl hapşırıyor? Nasıl burnunun içi karıncalanıyor, gözü sulanıyor. Ya Rabbi sen ne büyüksün. İşte nimetini vermiş. Değil mi? Dolayısıyla bunların hepsi bir formüle göre programlanmış bitkilerdir. Hiçbiri bunların sebepsiz yaratılmadı. Hepsinin içinde kendine özgü bir kimya var. Bu genetik yapıda saklı. O da sana işte neyi üretiyor o genetik yapı? Hastalıklara karşı neyse onlara bakıyorsunuz. Bu.